Bu kayıtlar alınıyormuş zaten derste, ilgili şahıs dersimi kaydı alabilirsiniz diyormuş. Yıllardır hakaret ediyor, sövüyor, ayet kelimeleri inkar ediliyor. Gizli bir kayıt değil yani. Değil tabii, Heh, bunu derste değil. alabilirsiniz diyormuş. Çünkü Kur'an'ı müdafaa eden var mı? Kur'an-ı bu topraklarda sahibi var mı? Yani gelen hakaret eder, giden hakaret eder. Adamın birisi... Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Ayet-i kerimeleri reddediyor. Ama bu Kur'am'er erde oluyor bu. Kur'am'er nasıl kurulmuş? Ee, ben söylemeyeyim yani arkasında kimin parasıyla, neyin parasıyla kurulmuş? Başında kim var? Milletimiz baksın. Hmm. Buradaki bir tebliğde açıkça ayet-i kerime inkar ediliyor. Bu adam terfi ediyor. Adana'dan Marmara ilayata getiriliyor. Ya diyorum ki öğrenci arıyor beni gecenin yarısında hocam falanı dinledim imanımı kaybettim diyor dinsiz oldum Adam Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri reddediyor, inkar ediyor. Bu ayetler Allah'a ait olamaz diyor. Kim bu adam? Tefsir hocası. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için devlet ona bizzat para veriyor. Adam inkar ediyor. Bunun gibi şu kadarı var. Bunlar ilahiyata sızmışlar. Bir türlü oraya girmişler entelektüel anlamda bu adamların bir kariyeri oluşmuş. Şurada burada bunları koruyanlar var, muhafaza edenler var. Seyit Hüseyin Nasır canibinden bunları koruyanlar var. Devletin en etkili yerlerinde Fazıl Rahman canibinden bunları koruyanlar var, muhafaza edenler var. Ama şunu unutuyorlar. Bu kitabın sahibi Allah'tır. Öyle zamanlar oldu ki Allah demek yasaktı. Ama Of'un bir dağında Aşık Kutlu hocamız Dursun Efendiler Anadolu'nun farklı köşelerinde onlar dediler ki ey milleti İslam bu Halk Partisi sana Kur'an'ı okumayı da okutmayı da Allah demeyi de çok görüyor. Yasakladılar her şeyi. ...Kur'an-ı Kerim'i okuyup... ...Subhanike'yi okuyup... ...cenazeyi kaldıram kaldırmaktan... ...aciz hale geldi bu millet... ...eyvah dediler... ...İslam gidiyor, siliniyor... ...öyle bir zamanda... ...ofun bir dağ köyünde bir allame... ...unzilel Kur'anu ala sebahti ahrufin... ...gelin buraya dedi... ...değil Kur'an'ı sadece bir kıraatiyle... ...bütün kıraatleriyle size... ...okutmaya malikim Allah'ın inayetiyle... ...onlar bedelle ödediler... Onların sayıları bir elin parmakların geçmiyor. Ama yolu açtılar. Kur'an-ı muhafaza ettiler. Kur'an ne bentleri aşıp da bugüne geldi. Sen neyle Kur'an'ı durduracaksın? Kimsin sen? Kaç kuruş adamsın? Bak söylüyorum. Bunları defaatle münazaraya çağırdım. Bunlardan bir tanesi en son Marmara'dan istifa eden ama neden istifa etti? Gönül isterdi ki. Devlet ona desin ki ya da ilgili kurumlar ya be utanmaz herif sana niye para veriyoruz Kur'an'ı anlat diye sen Kur'an'a sövüyorsun Kur'an-ı Kerim'de yanlış var diyorsun. Bu ayetler Allah'a ait olamaz diyorsun. Bu ayetler Tevrat'tan haşa alınmadır diyorsun. Ve bunları hakemli dergide yazıyor. Hakemli dergi, hakemler onay veriyor. Yani bunlar da onun kafasında. Bunlar bir tane değil. Bunların bir kısmının mayın eşeği var. Sürüyorlar piyasaya. Acaba entelektüel dünya nedir? Diyor bir tanesi ki Kuramer'de çıkan kitabında efendim diyor orada tebliği var. Türkiye'nin entelektüel zemini Kur'an'a dair son sözleri söylememiz için henüz hazır değil. Ya Kur'an'ı reddediyorsun. Daha bunun ötesinde ne söyleyeceksin? Yani devlet madem bunlara kıyamıyorsun o zaman şunu yap. Bir oryantalist fakültesi kur. Orada bunları istihdam et millet de baksın. Burada Kur'an düşmanları var. İsterse çocuğunu oraya göndersin. Ama sen katilin önüne masum bir evladı gönderiyorsun. İmam Hatip'ten çıkmış, liseden çıkmış, anne ineğini satmış, anne yevmiyelik yapsın, çocuğuna göndersin, orada okusun. Şimdi o sınıfta bir şey dikkatinizi çekiyor Bülent Bey kardeşim ne? Şu kadar sınıflı, şu kadar öğrencilik bir sınıf. Belki Amfi. Orada bu herif konuşuyor. Ama bir tepki yok. Bir Müslümanın anasına söyleseler, böyle bir isnatta bulunsalar ne yapar? Olduğu yerde durur mu? Ama orada tepki yok. Neden? Alıştırmışlar çocukları. Kardeşleri alıştırmışlar. Bunlar Müslümanların çocukları. Bu çocuk yarın İmam Hatip'te öğretmen olacak. Ben İmam Hatip'te okurken bir tane hocamızın Ehl-i Sünnet'e aykırı görüş söylediği